De Broglie kendi adıyla anılan eşitliği şeklinde ifade etmiştir. Bu eşitlikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur deniliyor? De Broglie dalga boyunu biz bu eşitlikle hesaplıyorduk. De Broglie hem ışığın hem de maddesel parçacıkların hem tanecik hareketine sahip olduğunu hem de dalga hareketine sahip olduğundan bahsediyordu. Zaten yayınlamış olduğu eşitlik de bunu kanıtlıyor. Örneğin maddesel bir parçacık olan futbol topu hareket halindeyken belli bir dalga boyunda enerji de yaymakta. Hem tanecik özelliğine sahip hem de dalga özelliğine sahiptir diyoruz. Toparlarsak ışığın hem dalga hem de tanecik özelliğinde olduğunu destekler diyoruz De Broglie için. Yine buradan yola çıkarak maddesel parçacıkların da az önce futbol topu örneğinde olduğu gibi dalga gibi davranabileceğini de kanıtlamıştır. Yani ışığın hem dalga hem de tanecik özelliği taşıdığını belirtiyor De Broglie. Üçüncü öncül Bohr atom modelindeki çizgisel yörüngeyi destekler demiş. Arkadaşlar Bohr atom modelini oluştururken ışığın sadece tanecik hareketinde olduğunu dikkate almıştır. Dalga hareketini dikkate almadan atom modelini oluşturmuştur. De Broglie ise ne demiştik? Işığın hem tanecikli yapıya hem de dalga hareketi yapısına sahip olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla De Broglie eşitliğinden Bohr atom modelindeki çizgisel yörüngeyi destekler ifadesinin sonucunu çıkaramıyoruz. Çünkü De Broglie hem ışığın tanecik hem de dalga hareketinde olduğunu söylüyordu. Bohr'da ise ışığın sadece tanecik hareketinden oluştuğunu belirtiyordu. Dolayısıyla burada bir destekleme söz konusu değil. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Atomun kuantum modelinin oluşmasına katkı sağlayan yukarıdaki bilim insanları ile ilgili bu bilim insanlarının görüşleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir deniliyor. Öncelikle görüşü okuyalım. Bir elektronun hem hızı hem de yeri aynı anda belirlenemez. Bu ifade Heisenberg belirsizlik ilkesi olarak geçmekte. 4'ü A ile eşleştirelim. Bir diğer görüş, elektronlar çekirdek etrafında belli yörüngelerde dolanır. Yörünge kavramını Bohr kullanıyordu arkadaşlar. 2'yi B ile eşleştiriyorum. Bir diğer görüş, elektronlar hem dalga hem de tanecik özelliği gösterir. Bu ifadede De Broglie'ye ait 3C ile eşleşecek. Son olarak elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu yere orbital denir. Bu görüşte Schrödinger'e ait birinci öncülü de B ile eşleştirdik. O halde sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacak. Kuantum sayılarına matematiksel değer verilerek elde edilen dalga fonksiyonuna orbital denir. Orbitalleri tanımlayan kuantum sayıları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış? Sorumuz kuantum sayıları ile ilgili olarak gelmiş. A şıkkı baş kuantum sayısı yani n atomun temel enerji seviyelerini, elektron kabuklarını belirtir. Arkadaşlar baş kuantum sayısı orbitalin önündeki sayıydı. Mesela 2s orbitalindeki 2 bizim baş kuantum sayımızdı ve elektronun bulunduğu temel enerji seviyesini belirtmekteydi. A şıkkı doğrudur. B şıkkı açısal momentum kuantum sayımız yani L'miz orbitalin şekil ve türü hakkında bilgi vermekteydi. Bir orbitalin S, P, D ya da F olduğunu L'sine bakarak belirliyorduk. Eğer L değerimiz 0'sa S, 1'se P, 2 ise D, 3 ise de F orbitalinden bahsedildiğini söylüyorduk. Dolayısıyla orbitalin şekil ve tür hakkında açısal momentum kuantum sayısı bilgi vermekte. C şıkkı manyetik kuantum sayısı ML'miz orbitalin uzaydaki yönlenmesini belirtir. Bu ifademiz de doğrudur. Biliyorsunuz ML değerini belirlemek için ne yapıyorduk? Eksi L, 0 ve artı L değerlerini veriyorduk. Örneğin L'si 1 olan P orbitali için ML değeri eksi 1, 0 ve artı 1 olmak üzere 3 çeşittir. Buradaki yönden kastımız işte eksi 1'i x ekseni gibi düşünürseniz 0, y ekseni, artı 1 de z ekseni gibi farklı yönelmelere sahip olduğunu orbitalin bize emle göstermekteydi. Diğer bir şıkkımız bir temel enerji seviyesindeki maksimum orbital sayısı 2n karedir. Arkadaşlar burada orbital sayısı değil elektron sayısı demesi gerekiyordu. Bir temel enerji seviyesindeki maksimum elektron sayısını biz 2n kare ile belirliyorduk. Örneğin n değerine 1 verdiğimizde birinci temel enerji seviyesinde en fazla 2 elektron olduğunu, 2 koyduğumuzda
En fazla 8 elektron bulunduğunu, 3 koyduğumuzda 3. temel seviyesinde en fazla 18 elektron olduğunu ve 4 koyduğumuzda en fazla 32 elektron taşıdığını söylüyorduk o temel enerji seviyesinin. Bu arada bu bilgimiz ilk 4 katman için geçerliydi arkadaşlar. Sonuç olarak D şıkkında bize maksimum orbital sayısı denildiğinden dolayı D şıkkımız yanlıştır. Bize yanlış olan sorulduğundan dolayı cevabımız D şıkkı oldu. E şıkkında kontrol edecek olursak spin kuantum sayısı MC ile ilgili elektronun kendi etrafında dönme yönünü belirtir diyorduk. Eğer elektronumuz saat yönünde dönüyorsa bu elektron için spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olarak ifade ediliyordu. Saat yönü tersinde döndüğünde ise MC değeri elektron için eksi 1 bölü 2 olarak ifade ediliyordu. Hatta elektronu ok olarak gösterirsek şöyle yukarı yönlü eksi 1 bölü 2'yi de aşağı yönlü ok şeklinde gösterebilirdik. E şıkkı da doğru oldu. Sorumuzun cevabı Denizli seçeneği olacak. Modern atom modeline göre 4. temel enerji seviyesinin içerdiği S, P, D ve F orbitallerinin sayısı kaçtır denilmiş. Öncelikle arkadaşlar S orbitali bütün enerji düzeylerinde bulunmaktaydı. Yani 1'den 7'ye kadar olan bütün enerji seviyelerinde S orbitali bulunuyordu. P orbitali ise ilk kez ikinci enerji düzeyinde karşımıza çıkmaktaydı ve 7. enerji düzeyine kadar devam etmekteydi. D orbitali ise ilk defa 3. enerji düzeyinde karşımıza çıkmakta. P ise ilk defa 4. temel enerji seviyesinde karşımıza çıkmaktaydı. Zaten bize 4. temel enerji seviyesi denildiği için bu enerji seviyesinde bütün orbitaller elimizde mevcut. Bir de şunu söyleyeyim. Sorunun can alıcı noktası zaten burası. Orbitaller bulundukları enerji düzeyinin hangi enerji düzeyi yani 4 mü, 5 mi, 6 mı olduğuna bakılmaksızın her zaman aynı sayıda orbital içerir. Yani S orbitali her zaman bir tane orbitalden oluşmakta. P orbitali her zaman 3 orbitalden oluşmakta. D orbitali her zaman 5 orbitalden oluşmakta. P orbitali ise her zaman 7 alt orbitalden oluşmakta. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A şıkkı olacak. Tekrar söylüyorum, 4. enerji seviyesi ya da 5. ya da 6. olduğu önemli değil. Eğer o temel enerji seviyesinde bütün orbitaller bulunuyorsa her zaman S1, P3, D5 ve F7 alt orbitalden oluşur. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Bu arada belirtilen orbitallerin kaç alt orbitalden oluştuğunu 2L artı 1 formülüyle de belirleyebilirdik. Mesela S'nin L değeri 0, P'nin 1, D'nin 2, F'nin 3'tü. Buna göre S için yerine koyduğumuzda L yerine 0, T için 1 orbital olduğunu, P orbitali için yerine koyduğumuzda L'si 1'di, 2L artı 1'den 3 değerine ulaşıyoruz. D için L eşittir 2 değerini yerine koyduğumuzda 5 ve F için L eşittir 3 değerini yerine koyduğumuzda 7 orbital bulunduğunu bu formül üzerinden de belirleyebilirdiniz. Dediğimiz gibi cevabımız A şıkkı olacak. Aşağıdaki verilen kuantum sayılarından hangisi mümkün değildir denilmiş. Öncelikle hangi enerji düzeyinde hangi orbitaller vardı? Bunu bir belirleyelim. Burası önemli. Birinci enerji düzeyinde sadece S orbitali bulunmaktaydı. İkinci enerji düzeyinde S ve P orbitalleri. Üçüncü enerji düzeyinde S, P ve D orbitalleri. Dördüncü enerji düzeyi S, P, D ve F orbitallerinden oluşmaktaydı. Bundan sonra 7'ye kadar S, P, D ve F orbitalleri bulunmaktaydı. Şimdi de açısal momentum kuantum sayısı olan L'den bahsedelim. Biliyorsunuz orbitalin türünü belirlemekteydi. L değeri 0 iken orbital türümüz S idi. 1 iken P, 2 iken D, 3 iken ise F orbital türünden bahsediyorduk. Son olarak EML, açısal momentum kuantum sayımızın formülü neydi? Orbitalin yönünü belirlemekteydi. Eksi L, 0 ve artı L ve bu değerlerin arasındaki tam sayılar bize EML değerini veriyordu. Tekrarlıyorum. Eksi L ve artı L dahil ve arasındaki tam sayı değerleri bizim EML kuantum sayımızı belirlemekteydi. Ve bu sayılar orbitalin yönünü tayin etmekteydi. Şimdi öncelilerin yorumuna geçelim. L değerlerinden başlamak istiyorum. A şıkkında L'si 0 demiş. Yani S orbitalinden bahsetmiş.
S orbitali birinci enerji düzeyinden yedinci enerji düzeyine kadar bütün enerji düzeylerinde bulunmaktaydı. Dolayısıyla n eşittir 1 değeri mümkündür. ML değeri de dediğimiz gibi eksi L 0 artı L arasında olduğu için L yerine 0 koyduğumuzda MC değeri 0 olarak gelmekte. A şıkkı mümkündür diyoruz. B şıkkına bakalım. L değeri 1 demiş. Yani P orbitalinden bahsetmiş. P orbitali ikinci katmanda bulunuyor muydu? Evet, bulunuyordu. Burası doğrudur. ML değeri eksi 1 olabilir mi? L'si 1 olduğu için yerine koyarsak eksi 1, 0 ve artı 1 değerlerini alacağından dolayı ML eksi 1 değeri de mümkündür. C şıkkına baktığımızda L değeri 2, yani D orbitalinden bahsediyor. D orbitali ilk kez 3. katmanda karşımıza çıkmaktaydı. Dolayısıyla doğru diyoruz. L değerini yerine yazdığımızda eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 değerlerini aldığı için artı 2 değeri de ML değeri de D orbiteli için mümkün. Hatta şöyle yazalım yanlarına. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 değerlerini alır. Burada eksi 1, 0, artı 1 değerlerini alır. Burada sadece 0 değeri geliyordu. D şıkkına baktık. B ve C doğru dedik. D şıkkına baktık. Yine S orbitali. İkinci katmanda S var mı? Evet. 1'den 7'ye kadar bütün katmanlarda bulunuyordu. Doğru. ML değeri artı 1 olabilir mi? Hayır, olamaz. Eksi L 0 artı L arasına L değerine 0 koyduğumuzda tek bir sayı değeri çıkıyor. O da 0. Artı 1 olamaz. Bize mümkün olmayan soru olduğu için cevabımız D şıkkı. Dediğimiz gibi neden mümkün değil? ML değeri artı 1 olamaz. Bu yüzden 0 olmalıydı. Son olarak E şıkkında kontrol edersek L değerimiz 3 iken orbital türümüz F'dir. F ilk kez 4. katmanda karşımıza çıkmaktaydı. N değeri 4 olabilir. ML değeri eksi 3 denilmiş. L 3 olduğu için eksi 3'ten artı 3'e kadar bütün tam sayı değerlerini alabiliyor. Dolayısıyla burada eksi 3 değeri de mümkündür arkadaşlar. E şıkkı da doğru dedik. Sorumuzda yanlış olan sorulduğu için cevabımız D seçeneği oldu. Sınır yüzey diyagramı yukarıdaki gibi olan orbitalle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor? Sınır yüzey diyagramına baktığımızda P orbitalinin verildiğini bize görmekteyiz. Bildiğiniz üzere P orbitalinin şekli şöyle sonsuz işareti gibi bir şekilde gösteriliyordu. Ve toplamda 3 adet P orbitalimiz vardı. X ekseninde, Y ekseninde ve Z ekseninde. Biz bu P orbitallerini ML sayısıyla, yani manyetik kuantum sayısıyla ifade etmeye çalıştığımızda eksi 1, 0 ve artı 1 değerlerini aldığını söylüyorduk. Yani buradan da 3 tane P alt orbitali olduğunu görmekteyiz. Bunlardan birisi dediğimiz gibi X ekseninde olan, diğeri Y ekseninde olan ve sonuncusu da Z ekseninde olan olacak. Bunları da şöyle çizebiliriz hatta. Şöyle Y ekseninde şu şekilde çizdiğimizde de Z ekseninde P orbitalimiz olacak. Toplamda 3 tane var. Öncüllere bakalım. Baş kuantum sayısı en az 2'dir. P orbitali karşımıza ilk kez ikinci enerji düzeyinde çıkmaktaydı. Dolayısıyla A şıkkımız doğrudur. Arkadaşlar, size tavsiyem şu şemayı bilelim. Birinci katmanda sadece S orbitali, ikinci katmanda S ve P, üçüncü katmanda 3 tane orbitalimiz var SP'de, dördüncü katmanda 4 tane orbitalimiz bulunmaktaydı ve bu orbital türleri 7. enerji düzeyine kadar ilerlemekteydi. Dolayısıyla burada da gördüğümüz üzere P orbitali ilk kez ikinci katmanda karşımıza çıkıyordu. Hatta şunu da söyleyebilirim. Bir orbitalin ilk kez hangi katmanda karşımıza çıktığını L artı 1 formülüyle de belirleyebilirsiniz. Bunu da yazalım. Evet, orbital türü ilk kez hangi katmanda karşımıza çıkar dersek L artı 1 ile de yorumlayabilirsiniz. P orbitalinin L değeri 1 olduğundan dolayı 1 artı 1'den ilk kez ikinci katmanda karşımıza çıkar. Ya da dediğim gibi şu şemayı ezberlediğimizde zaten hangi orbitalin ilk kez hangi enerji düzeyinde karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bu arada enerji düzeyi ve katman aynı anlama geliyor. Kafamız karışmasın. B şıkkı açısal momentum kuantum sayımız L'miz 1'dir. Az önce de söyledim. P orbitalinin L değeri 1'dir. C şıkkı manyetik kuantum sayısı ML'si eksi 1 olabilir. Bakın burada ML değerlerini yazmıştım. ML'nin formülü neydi? Eksi L 0 artı L şeklinde belirleniyordu. Ve bu sayı değerleri arasındaki bütün tam sayı değerleri de ML değeri olarak karşımıza çıkmaktaydı. L yerine 1 koyduğumuzda P orbitali için karşımıza 3 değer çıkıyor. Eksi 1, 0 ve artı 1. Burada da eksi 1 olabilir denildiği için C şıkkı da doğru. D şıkkı
Spin kuantum sayısı MC değeri artı 1 bölü 2 olan 2 elektron bulundurabilir denilmiş. Arkadaşlar bu ifade yanlış çünkü MC değeri yalnızca 2 değer alabiliyor. Birincisi artı 1 bölü 2, diğeri de eksi 1 bölü 2. Yani ya saat yönünde dönecek elektronumuz ya da saat yönü tersinde. Bir alt orbitalde iki elektronun yönü aynı olamaz. Birisi yukarıdaysa diğeri aşağıda olmak durumunda. Yani bir artı 1 bölü 2 ise diğeri eksi 1 bölü 2 olmak durumunda. Hatta bu kurala da biz Pauli ilkesi diyorduk. Dolayısıyla iki elektronun da aynı yönde olma ihtimali yoktur. Bu orbitali şöyle bir tane p alt orbitali gibi düşünebilirsiniz. 3 tane p alt orbitalinden yalnızca birincisi, bir tanesi bu şekilde düşüneceğiz. Dediğimiz gibi bu orbitale yerleşen elektronlardan birisi artı 1 bölü 2 ise MC'si, diğeri eksi 1 bölü 2 olmak zorunda. İkisi de aynı anda artı 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2 olamaz arkadaşlar. Bu yüzden D seçeneği yanlıştır. Cevabımız D seçeneği oldu çünkü bize yanlış olan sorulmuştu. Son olarak E şıkkına baktığımızda 3px orbitaline ait olabilir denilmiş. Bakın x ekseninde olduğu için biz bu orbitali px orbitali olarak da tanımlayabiliriz. P orbitali ikinci katmandan itibaren yedinci katmana kadar bütün enerji düzeylerinde bulunduğu için üçüncü katmanda da bulunabilir. E şıkkı da doğrudur. Sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. 3D orbitalinde baş kuantum sayısı m, açısal momentum kuantum sayısı L ve manyetik kuantum sayısı M ile aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor. Arkadaşlar baş kuantum sayısı orbitalin önündeki sayıyı ifade etmekteydi. Bizim orbitalimiz D orbitali ve önündeki sayı 3 olduğundan dolayı N değeri 3 olacak. L'miz orbitalin türünü belirtmekteydi. D orbitalinin L değeri 2 idi. Diğer orbitallerin de L değerini hatırlayacak olursak L değeri 0 iken S, 1 iken P, 2 iken D, 3 iken P orbitali olduğunu söylüyorduk. Burada orbitalimiz D orbitali olduğu için L değeri 2 olacak. ML değerinin formülü ise eksi L, 0, artı L ve bu sayılar arasındaki tam sayı değerleri ML kuantum sayısını bize vermekteydi. Bizim orbitalimizin L'si 2 olduğundan dolayı alabileceği ML değerleri eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 olacaktır. Şıklara baktığımızda doğru cevabın C şıkkı olduğunu görmekteyiz. Verilen orbitallerde bulunan elektronların niceliklerinden hangileri aynı olabilir denilmiş. Öncelikle şöyle bir tablo yapalım. Orbitallerimizi buraya yazalım. Kuantum sayılarını da yukarı yazalım. N, L, ML ve MC şeklinde. Tablomuzu oluşturduk. Öncelikle baş kuantum sayılarını belirleyelim. Baş kuantum sayısı orbitalin önündeki sayıydı. Elektronun çekirdeğe olan uzaklığı hakkında bilgi vermekteydi. 2S'nin baş kuantum sayısı 2, orbitalimizin önündeki sayı. 2P orbitalinde yine baş kuantum sayımız 2, 3D'de baş kuantum sayımız 3, 4F'de baş kuantum sayımız 4 olacak. L değeri orbitalin türünü belirlemekteydi. S için L değerimiz 0'dı. P için 1'di. D için 2'ydi. P için 3'tü. Görüldüğü gibi şu ana kadar incelediğimiz kuantum sayılarından 4 orbital içinde aynı olan bir durum söz konusu değil. N'i ve L'yi eliyoruz. Manyetik kuantum sayısı ML değerine geldik. ML değerinin formülünü yazalım. Eksi L, 0, artı L ve bu iki, yani eksi L ve artı L arasındaki tam sayı değerleri de ML'yi belirliyordu. ML değeri bize orbitalin uzaydaki yönelmesinden bahsediyordu. S için L değeri 0 olduğu için yerine yazdığımızda ML değerimiz sadece 0 olabilir. 2P için L değerimiz 1 olduğundan dolayı alacağı ML değerleri eksi 1, 0 ve artı 1 şeklinde olacak. Yine 3D için L'si 2 olduğu için eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 şeklinde olacak. Son olarak 4F için ML değerini yazacağız. L değeri 3 olduğundan dolayı eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 ve artı 3 şeklinde olacak. ML değerlerini incelediğimizde bu 4 orbital içinde aynı olabilecek değerimiz 0 değeri. Bakın 2S ML değeri 0 olabilir. 2P'de de,
3D'de de 4F'de de olabilir. Yani emre değeri 0 olursa 4 orbital içinde aynıdır diyoruz. Zaten bize ihtimal sorulduğu için o zaman emre değeri aradığımız özelliklerden birisidir. MS değeri bütün orbitaller için ya artı 1 bölü 2'dir ya da eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar. MS değeri elektronun dönme yönüyle ilgili bize bilgi veriyordu. Eğer artı 1 bölü 2 ise saat yönünde, eksi 1 bölü 2 ise saat yönü tersinde. Dolayısıyla MS değeri 4 orbital içinde aynı olabilir. Ya artı 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü şeklinde 3. öncülde ihtimaller arasındadır. O halde sorumuzun cevabı 2 ve 3 olan C seçeneği olacak. 3P orbitalinde bulunan bir elektronun kuantum sayıları aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş. Kuantum sayıları zaten yukarıda verilmiş. Tek tek inceleyelim. 3P orbitalindeki baş kuantum sayımız orbitalin önündeki sayı olan 3 değeridir. N değeri de 3 dedik. L'miz orbitalin türüyle alakalıydı. P orbital olduğu için L değerimiz 1 olacak. ML değerine geldiğimizde ML'nin formülünü hatırlayalım. Eksi L, 0, artı L ve bu iki değer arasındaki bütün tam sayı değerleri ML değeri olarak karşımıza çıkmakta. Bizim L değerimiz 1 olduğundan dolayı formülde yerine yazdığımızda alabileceği ML değerleri eksi 1, 0 ve artı 1 şeklinde olacak. Son olarak spin kuantum sayısına geldiğimizde her elektron için artı 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2 şeklinde olabilir. Bize hangisi olamaz denilmiş. Buna göre yorumumuzu yapalım. Baş kuantum sayımız kesinlikle 3 olacaktı. Verilen şıkların tamamında n'in 3 olduğunu görüyoruz. L değeri kesinlikle 1 olacaktı. Yine verilen şıkların tamamında L değeri 1. ML değerini inceleyelim. ML değerimiz eksi 1, 0 ya da artı 1 olacak. Verilen şıklara baktığımızda D seçeneğindeki emre değerine eksi 2 denilmiş. Eksi 2 değeri ya D orbitali için ya da F orbitali için geçerli bir değerdir arkadaşlar. P orbitalinin emre değeri eksi 2 olamaz. O halde sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. Bize olamayan soruluyordu. Son olarak spin kuantum sayısına baktığımızda ya artı 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2 alabilir demiştik. Verilen şıkların tamamında artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 değerleri mevcut. D seçeneğindeki emle değerinin yanlış olduğundan dolayı sorumuzun cevabı D şıkkı oldu. X ve Y orbitallerinin kuantum sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X ve Y orbitalleri ve içerdikleri elektron sayıları aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş. Öncelikle kuantum sayılarından yararlanarak X ve Y orbitallerini belirtelim. X orbitalinin baş kuantum sayısı 2 imiş. L'si 1 olduğu için L'si 1 olan orbital türümüz P orbitaliydi. Bakın MS değeri spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 değerlerine sahip. Hatırlarsak Hund kuralı ne diyordu bize? Eş enerjili orbitallere P orbitali 3 tane eş enerjili orbitalden oluşmaktaydı. Elektronlar önce aynı yönlü olarak tek tek yerleşir. Önce aynı yönlü tek tek yerleşiyor. Burada MS değeri artı 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 MS değerine sahip elektron olabilmesi için en az P orbitalinde 4 elektron bulunmalı. Yani bir orbitale yerleşen ikinci elektron ne olacak? Ters spinli olacak. Bu da Pauli ilkesiydi. Dolayısıyla X orbitali 2P4, 2P5 ya da 2P6 olabilir. Bu koşullarda hem MS'si artı 1 bölü 2 hem de eksi 1 bölü 2 olan elektronlara sahip olmuş olacak. Y orbitalini de belirleyelim. Y orbitalinin baş kuantum sayısı 3. L'si 2. L'si 2 olan orbitalimiz D orbitaliydi. D orbitali toplamda 5 tane alt orbitalden oluşmaktaydı. Bakın burada sadece MS değeri artı 1 bölü 2 olacak. MS değerinin artı 1 bölü 2 olabilmesi için Hund kuralına göre ne oluyordu? Önce tek tek yerleşecekti elektronlar. Bakın 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D4'te küresel simetriden dolayı 3D5 diyelim direkt. Çünkü 4S2, 3D4 ne yapıyordu? 4S1, 3D5'e geliyordu. Yani 3D4 orbitalini yazamıyoruz. Bu şekilde yazabiliriz. Bize olamayan sorulmuştu. Şıklara bakalım. X için 2P3 olabilir mi? Hayır, olamaz. Çünkü 2P3 olsaydı arkadaşlar MS değeri sadece artı 1 bölü 2 olan ya da sadece eksi 1 bölü 2 olan elektronlar bulunacaktı.
Hem artı 1 bölü 2 hem de eksi 1 bölü 2 olabilmesi için p orbitalinin en az 4 elektron içermesi gerekiyor. Bize olamayan sorulduğu için cevabımız direkt A şıkkı olacak. Nedeni de x orbitali. Y orbitaline baktığımızda 3d5 olabiliyordu. Diğer şıklara baktığımızda dediğimiz gibi x için 2p4, 2p5 ya da 2p6 değerleri olabilir. D'ler için de d1, d3, d2 ve d5 olabilir. Sorumuzda olamayan sorulduğundan dolayı x 2p3 olamayacağından dolayı, çünkü bu koşullarda hem artı 1 bölü 2 hem de eksi 1 bölü 2 aynı anda bulunamaz Hund kuralına göre. Bize de soru olamayanı sorduğu için cevabımız A şıkkı oldu. Manyetik kuantum sayısı MLS'i eksi 1 olan bir orbitalle ilgili yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Öncelikle MLS'nin formülünü hatırlayalım. Eksi L, 0 ve artı L dahil ve bu sayıların arasındaki tam sayı değerleri bize MLS değerini belirtmekteydi. O halde MLS'nin eksi 1 olabilmesi için L'nin 1, 2 ya da 3 olması gerekir. Bakın 1 ise eksi 1, 0, artı 1. 2 ise eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. 3 ise eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, artı 3 şeklinde gidiyor. Ancak L değeri 0 olsaydı sadece tek bir değer karşımıza çıkacaktı. O da 0 değeri. Yani M L eksi 1 olamazdı. Dolayısıyla L değerinin 1, 2, 3 olabileceği orbital türlerini yazacak olursak L 1 iken E orbitali, 2 iken D orbitali, 3 iken P orbitali olmaktaydı. M L ise eksi 1 olan orbital türlerimiz P, D ve F orbitalleridir. S orbitalinin ise MLS'i eksi 1 olamaz. Şimdi öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül baş kuantum sayısı n eşittir 1 olabilir. Arkadaşlar bu orbital şemasını bilmekte fayda var. Daha önceki sorularda da bahsetmiştim. Hangi orbitallerin hangi enerji düzeylerinde karşımıza çıktığını buradan belirleyebiliyoruz rahatlıkla. Bakın birinci enerji düzeyinde sadece S. İkinci enerji düzeyinde hem S hem P. Üçüncü enerji düzeyinde S, P, D. Dördüncü enerji düzeyinde 4 orbital. S, P, D ve P orbitalleri bulunmakta. 7 enerji düzeyi vardı. 7. enerji düzeyine kadar hep S, P, D, F şeklinde gidecek. Şimdi baktığımız zaman MLS'e eksi 1 olabilecek orbitalleri P, D ve F olarak belirlemiştik. Bunlar da ikinci katmandan başlıyordu. Yani P orbitali ikinci katmandan başlıyordu. D 3. katmanda geliyor. F 4. katmanda geliyor. Ancak birinci katmanda sadece S orbitali var. Ve S'nin ML değeri neydi arkadaşlar? Yerine koyduğumuzda formülde sıfırdı. Bu S orbital için geçerli. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır. Baş kuantum sayısı 1 olamaz. Birinci enerji düzeyinde sadece ML değeri sıfırdı. İkinci öncüle geldik. Açısal momentum kuantum sayısı, yani L'si sıfır olamaz. Bu ifade doğru. L'si sıfır olan orbitalimiz arkadaşlar S orbitaliydi. Ne dedik? P, D ve F orbitalleri ML değeri eksi 1 olabilir. S'nin olamazdı. Dolayısıyla burada da olamaz dediği için İkinci öncül doğru. Üçüncü öncül en fazla 2 elektron bulundurabilir. Bu da doğru. Arkadaşlar burada belirttiğimiz ML değerleri alt kabuk orbitallerini belirtmekte bize. Yani mesela P orbitali toplamda 6 elektron alıyor ancak 3 tane alt orbitalden oluşmakta. Bunlardan birincisi eksi 1, biri 0, biri artı 1. İşte buradaki eksi 1 orbitali ne olur? En fazla 2 elektron alabilir. Ya da D orbitalini düşünelim. Toplamda 10 elektron alıyordu ve 5 alt orbitalden oluşmaktaydı. Bu orbitallerden birincisine eksi 2, diğerine eksi 1, 0, artı 1, artı 2 dediğimizde bakın şuradaki eksi 1 orbitali en fazla ne yapabilir? 2 elektron alabilir. Yine F için de aynı şeyi söyleyelim. Onu da şuraya yazalım. F toplamda 14 elektron alabiliyor. 7 tane alt kabuktan oluşmakta. Burada işte eksi 3 ile artı 3 arası demiştik ki eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 ve artı 3 alt orbitalleri. Buradaki MLS eksi 1 olan alt orbitalimiz yine en fazla 2 elektron alıyor. Yani bir alt orbitalciğimiz bizim en fazla 2 elektron alır. Dolayısıyla 3. öncül bu nedenle doğrudur. Bize doğru olanlar sorulduğu için cevabımız D şıkkı oldu.